Ve sevgili izleyicilerimiz, Trabzon'umuzda yeni bir hareketli dikeli bir seçim havası var. Bu da ticaret odasıyla ilgili ve adaylarımızdan Trabzon'un herkesin kamuoyunun yakından tanıdığı, herkesin sevip saydığı bir iş adamımız. Siyaseten de Trabzon'da hizmetleri oldu ama bunun yanı sıra istihdama yönelik yapmış olduğu yatırımlarla birlikte herkesin takdirini kazanan Sayın Ekrem Çapkınoğlu. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız başkanım? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Belki klasik olacak ama Ekrem Çapkınoğlu kimdir? Bu başarıya, başarılı günlere öncelikle nasıl geldi? Kısaca kendinizi bir tanıtır mısınız? İnşaat mühendisiyim. Karadeniz Teknoloji Lisesi mezunuyum. Tabii bu şehirde yaşıyoruz. Doğduk, büyüdük. Evli bir çocuk babasıyım. Biri avukat, biri diyetisyen olmak üzere. Bir de küçüğümüz var. Evli bir çocuk babasıyım. İşte ticaret, inşaat sektörü birçok sektörde kentimize hizmet ediyoruz. İstihdam yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Toplam kaç çalışanımız var efendim? 50 civarında. 50 civarında insana da istihdam evet. Sağlıyoruz. Dönem dönem bu sayı artıyor tabii. Farklı evet. Yatırımlarla, hareketli yatırımla artıyor ama dinamik olarak, statik olarak 50 çalışanımız var. Evet. Peki başkanım, bir yola çıktınız. Allah utandırmasın. Aktif bir insansınız, genç bir insansınız. Hizmeti seviyorsunuz. Ticaret odasınız. Seçimleri var. Ve Ekrem Çapkınoğlu neden bu yola çıktı? Evet. Tabii Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Trabzon'un en önemlisi bir toplum kuruluşlarından birisi. Trabzon ticaretine, sanayisine yön veren kurumun ev sahibi olan bir kurum. Uzun yıllardır mecliste görev yaptık. Yönetim kurulunda görev yaptık bir dönem. Başkan yardımcılığı da yaptık. Bir değişimin ihtiyacını gereksinim neyse. Yani bu bir bayrak yarışıdır. Artık bazı şeyler yenilenmeli. Odada işte gençlerin önü açılıyor. Projeler, bir şeyler ortaya konulmalı. Konulmuyor anlamında değil, muhakkak bir şeyler yapılıyor. Ama biz daha iyi yapacağız diye bir yola çıktık. Bu kent bizi bu duruma getirdi. Bu durum, kendimiz iş adamı olduk. Bu kente bir vefa borcumuz var. Bu vefa borcunu da en iyi şekilde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda 7000 tane üyenin aidiyetini hissettirici bir yönetim şeklinde bu işe talip olduk arkadaşlarımızla. Peki, sahaya indiniz, çalışıyorsunuz. Tepkiler nasıl? Tepkiler çok olumlu. Sahadaki çalışmalarımız çok olumlu. Tabii bütün arkadaşlarımız 31 tane meslek grubunda, 31 meslek grubundan aday arkadaşlar hepsi çalışıyor sahada. Burada tabii önemli olan meslek komitesinden seçilmiyor. Yani bu meslek komitesi seçildikten sonra ki meclis oluşuyor. O meclisten sonra yönetim kurulu ve başkanlık ve meclis başkanı ve başkanlık divanı seçimleri yapılıyor. Sahada ne gördünüz diye sorunuza net bir cevap verirsem saha değişim istiyor. Yani bir kan değişimi olması, taze bir kana ihtiyaç olduğu söyleniyor. Tabii ki hizmet yapan herkese teşekkür ediyoruz. Muhakkak. Ama bu bir bayrak yarışıdır. Bu yenilikler her zaman farklılıklar getirmiştir ki. Peki başkanım, nedir hedeflerimiz seçildiğimiz zaman? Son seçimi aldık ve başkan seçildi. Neler yapacağız? Öncelikle Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın 31 tane meslek komitesindeki bütün üyeleriyle istişareyi tavan noktasına çıkarmaya çalışıyoruz. Yani odanın gerçek sahibi üyelerdir. Biz bunu bu üyelerimize hissettireceğiz. Evet. Ziyaretlerimizle, istişarelerimizle bir araya gelerek onlarla belki özel toplantılar yapacağız. 31 tane meslek komitesi, 31 tane sektör demektir. Bu sektörün sorunlarını tartışacağız. Meslek komitelerini daha iyi çalıştıracağız. O meslek komitelerinden almış olduğumuz sorunların, sorumluluğunun bilincinde çözümü için elimizden geleni yapacağız. Birinci hedefimiz bu. İkinci hedefimiz tabii mevcut Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın bugüne kadar muhakkak yaptığı şeyler var. Yarım kalan projeleri olabilir. Onları devam ettireceğiz. Yeni de
projeler düşünüyoruz Trabzon'da. Yani bu birçok sektörde olabilir. Evet. Yani işte Trabzon ticaret ve sanayi odası diyoruz. Yani Trabzon hem ticaretinin hem sanayinin odası. Yani bu gerek sanayi sektöründe çalışan üyelerimizle, gerek ticaret sektöründe çalışan üyelerimizle, onların merkezi hükümetimizle sorunları arasında köprü olacağız. Bunların çözümü için var bizim esasımız. Bunu gerçekleştirecek de dinamik ve vizyona sahip kadromuz var, kadrolarımız var. Bu arkadaşlarımız bütün meslek gruplarında çalışıyorlar. Allah nasip ederler. Cenab-ı Allah hayırlısıysa bizlere de nasip etsin. Allah nasip eder, bunu görelim. Gelirse zaten üyelerimiz bunu en kısa zamanda anlayacak. Şimdi başkanım, ticaret odasını yeri geldi çalışmalarını takdir ettik, yeri geldi eleştirdiğimiz anlar oldu. Mesela bugüne kadar ticaret odamız, odamdaki işte başkanlarımız işte ziyaretlere gidiyorlar ya da dışarıdan gelenleri çok güzel şekilde ağırlıyoruz. Evet. Ama bazen bunu kendimiz de soruyoruz, bazen bunu vatandaş da soruyor, üyelerimiz de soruyor. Evet. Trabzon için Trabzon Ticaret Odası ne yaptı? Bir. İkincisi de sorunun devamında İş Dünyası diye bir program yapıyor. Bu programda da bütün esnaflarımız, iş adamlarımız geziyor. Evet. Genelde söylenen şu var. Ticaret odası, evet, aidatını topluyor ama bir kere kapımızı açtığı yoktur. İstihdama ve üretime yönelik çalışan arkadaşlarımıza şunu söylüyorlar. Biz burada bir üretim yapıyoruz. İstihdam sağlamışız. İcabında yurt dışına ihracat yapanlar var. Ticaret odamız bir kere kapımızı açıp da bize demedi ki, işte arkadaşlar ne yapıyorsunuz, hayırlı olsun, yapabileceğiniz bir şey var mı? Bu konuda ticaret odamız maalesef biraz eksik var. Yani en başında söylediğim gibi zaten bizim amacımız, çıkış amacımız öncelikle değişim, kan değişimi. Bir de Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyeleriyle çok daha içli dışlı ve onların bu odanın üyesi olduğunu hissettirecek köprüleri kurmak ve onların sorunlarına çözüm bulmak. Biz onun için yola çıktık. Bizim amacımız şehrin en önemli sivil toplum kuruluşu. Tabii bu bir hizmet yarışıdır. Bu bir bayrak yarışıdır. Sonuçta üyelerimiz muhakkak sandıkta teveccühünü gösterecektir. Burada tabii seçilecek olan bütün arkadaşlara, hepsine ve sandığa girenlere başarılar diliyorum. Netice itibariyle geçmişi eleştirmekten ziyade, biz daha iyi yapacağız diye düşünüyoruz. İnşallah. Çıkış amacımız budur zaten. Başka da bir düşüncemiz yok. Evet. Elimizi taşın altına koyduk. Bismillah dedik, yola çıktık. Allah utandırmasın. Evet. Bir de başkanım, turizm, ticaret odası yine çok ileri getirdiği şeylerden biri turizm. Ama turizmde bizim bir altyapımız yok. Turistler geldi. Evet. Trabzon'umuza baktığımız zaman belediyenin de eksikliği, işverenlerimizin olsun, mekanların olsun, Trabzon Ticaret Sanayi Odası turizmi hep dile getirdi ama turizm için neler yaptı, çok fazla bir şey yaptığını belki görmedik. Hani bir muhalif değiliz, muhalif basın değiliz. Sadece gördüklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz ki bu konuda turizmle ilgili sizin hedefleriniz nelerdir? Yani şimdi özellikle turizmle ilgili meslek komitelerini daha iyi çalıştırmak lazım. Turizm çalıştayları düzenlemek lazım. Ve o sektörün üyelerini, temsilcilerini, işte o meslek grubunun temsilcilerini yurt dışı organizasyonlarında, gerek yurt dışı organizasyonlarında hepsini haberdar etmek. Ve bu özellikle Trabzon'da, kentimizde Körfez ülkelerinin bir potansiyeli var. Bu potansiyeli daha iyi değerlendirmek için bu üyelerimizi bu tip çalıştaylara ve bu tip fuarlara katılımlarını en üst seviyede sağlamayı düşünüyoruz. Evet. Birinci hedefimiz bu. İkincisi zaten turizmle ilgili sorunları. Zaten Ticaret ve Sanayi Odası sektörün sorunlarını Odalar Borsalar Birliği ve Merkez Hükümet'e iletecek bir kurumdur. Önemli bir misyon üstlenmesi gerekir. Ve bu noktada tabii zaten
hükümetimiz, şehrimiz, kentimiz, işte gerek milletvekillerimiz, gerek sayın bakanımız ve diğer bakanlarımız Trabzon'a özel önem, hassasiyet gösteriyorlar. Biz bu konuda köprü olacağız ve turizmle ilgili çok iyi, önemli şeyler var. Trabzon'la ilgili örneğin bir at koyabiliriz turizmle ilgili. İşte atıyorum Ordu'da yapıldı bu. Trabzon'da da bu yapılabilir. Yani böyle bir atılımlar düşünüyoruz. Tabii bunlar bizim o meslek komitesindeki seçilecek arkadaşlarımızla istişareyle yapılacak çalışmalardır. Yani biz bu işe koltuğu kazanmak için değil, tüccarımıza, sanayicimize hizmet etmek için. Mesleğimizi harcamak için yola çıkıyoruz. Peki, bir düşü var. Geçen Sayın Cumhurbaşkanımız Trabzon'a geldi, ticaret odasından. Orada hatta dedi ki, ağlar karşımda dedi. İstihdama yönelik sizler yatırımlar yapın, biz de hükümet olarak elimizden geleni yapalım. Oradaki Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajını siz de çok net olarak algıladınız ki, buna göre neler düşünüyorsunuz? Şimdi tabii, yani merkez hükümetimiz tabii istihdamla ilgili önemli destekler veriyor işte. Bununla ilgili teşvikler var. Ama belki bu teşviklerin daha da arttırılması ile ilgili baskılar yapılabilir. İşte bunu işte odalar borsalar birbirine, hükümetimiz kanalında, şehrimizin, milletvekillerimiz kanalında. Yani Trabzon'un, Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii ifade ettiği istihdamı arttırmak, yani milli seferberlik, bir ekonomik seferberlik anlamında bir cümle taşıyor. Tabii buradaki önemli misyon Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası. Yani en azından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın işte vizyonunda, vitrininde gerçekten Trabzon ticaretini, sanayisini temsil eden insanlar yer aldığını, yani bunu çok önemsiyoruz biz. İşte en az 30-40 kişi istihdam ettiren insanlarla yola çıkılmalı ki biz böyle değerli arkadaşlarımızla yola çıktık. Zaten bu sektörlerin içerisinde istihdam yaratan insanlarla yola çıktığımız zaman muhakkak bu Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu şekilde bir ekip çalışmasıyla biz bunu genele yaymayı düşünüyoruz. İşte teşvikleri için elimizden gelen çalışmayı sürdüreceğiz. Bunu yerel yönetimler olsun, merkez hükümet olsun, bununla ilgili çalışmalar düşünüyoruz. Yani önemli bir şey. Yani gerekirse işte örneğin biraz önce bahsettik, Trabzon'da bir körfez ülkeleri potansiyeli var. Evet. İşte bu potansiyeli daha iyi değerlendirmek için turizm dedik. Örneğin bugün görüyoruz Trabzon'da ticarethanelerde işte yabancı dil eksikliği var ya. Çok. Biz çok. Üyelerimizin aidatıyla Trabzon Ticaret Sanayi Odası'nın bütçesi oluşuyor. En azından 31 tane meslek komitesinde üyelerimiz var. Her bir üyede bir kişi isteriz ve Trabzon Ticaret Sanayi Odası olarak yabancı kursu ücretsiz. Böyle bir düşüncemiz var mesela. Evet. Yani bu Ticaret Sanayi Odası üyelerine verdiği bir ücret. Her iş yerinde yabancı dil bilen bir eleman. Bu en azından. Evet. Yani bu eksikliği bu şehir yaşıyor. Bunu sağlayabiliriz. Bununla birlikte zaten hemen hemen de yabancı dil bilen bir elemanla birer istihdam sağlanırsa Trabzon'da zaten yaklaşık binlerce iş yeri var. 6-7 bin tane üyemiz var. Binlerce iş yeri var. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi istihdamda hedefe ulaşılır diye düşünüyorum. Evet. Trabzon Karadeniz'in başkenti. Evet. Böyle biliniyor. Trabzon'un adı çok büyük ama Trabzon gerçekten yatırım noktasında olsun. Hani tamam merkez hükümet bir şeyler yapmak istiyor ama bizler neler yapabiliriz? İş adamlarımız neler yapabilir? Bu şehirde neler yapılabilir? Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Trabzon'da ne gibi yatırımlar ya da fabrika diyorlar. Ne fabrikası olabilir? Yani şimdi tabii Trabzon tabii ülkenin tabii sanayi olarak biraz geride kalmış bir kentimiz. Ama bu anlamda ciddi yatırımlar yapan sanayicilerimiz var. İşte Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde, işte diğer sanayi bölgelerimizde. İşte bunları tabii gözlemliyoruz. Bunların sorunlarıyla daha çok ilgileneceğiz. Ama mevcutun da üretimini arttırması için alan sorunlarıyla karşı karşıyayız. İşte
işte örneğin ne yapılabilir? İşte biz geldiğimiz zaman belki özellikle organize sanayi bölgelerinde depoculuk yapılmasını engelleme yönünde bir çalışmaya girmemiz gerekiyor. Çünkü sanayici üretim yapacak, üretimi yapacak, ihracat sağlayacak, kentimize katma değer sağlayacak. Ama bununla ilgili üretim alanındaki kısıtlamaları eğer depo alanlarıyla işgal ediliyorsa bunların önlemini almak lazım. İşte ticaret sanayi odasının önemli görevlerinden biri de budur. Tabii sanayi tabii proje olarak örneğin Aysin OSB'de üretim yapan ciddi firmalar var. Bunlara destek olacağız. Yani işte bir isim vermeyeyim belki reklama girer ama dünyaya mal satan, dünyaya ihracat yapan arkadaşlarımız var. Bunlara destek olacağız. Muhakkak bu desteği vermemiz lazım. Ya örneğin bir örnek vereyim size. İşte geçtiğimiz günlerde iki tane yangın oldu biliyorsunuz. Evet, evet. Yangın oldu. Arsim OSB'de. İki mobilya fabrikası yandı yani. Evet. Şimdi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası. Sonuçta sanayicilerin de odası. Yani belki bütçesinden bir fon ayırarak, yani bütçemizden bir fon ayırarak, geleceğe yönelik konuşuyorum, geçmişe değil. Bütçemizden bir fon ayırarak anlamak için gelirsek, belki orada bir yangın üstüne destek veririz diye düşünüyoruz. Evet. Yani bunlar işte önemli olan işte o üyenin sizin aidiyetinizde olduğunu hissettirmenizin önemli bir şey. Evet. Bu da bir şey. Tabii onun dışında tabii Trabzon ticaret kenti, turizm kenti. Bütün sorunlara, bütün problemlere vakıfız. Bununla ilgili işte yani biz bu bütçeyi tamamen tüccarımızın, sanayicimizin, üyelerimizin iş hacimlerini nasıl arttırabilir, istihdamı nasıl arttırabilir düşüncesiyle harcamayı düşünüyoruz. Evet. Onunla ilgili de çok iyi ekibimiz var, arkadaşlarımız var. Evet. Onlar da diğer meslek gruplarında çalışıyorlar. Çıktığımız bir yolda Cenab-ı Allah utandırmaz. İnşallah. Evet. Buradan üyelerimize ve izleyenlerimize Trabzon halkına son olarak ne mesaj vermek istersiniz? Yani her şeyden önce vermek istediğim mesaj şu. Yani özellikle 5 Ekim'de 2017'de seçim kararı alındı. Bu seçime odanın sahibi olan üyelerin katılımını özellikle rica ediyorum. Yani sandığa sahip çıkılsın. Ama muhakkak üyelerimiz oyunu kullansın. Yani bu odanın üyelere ait bir oda olduğunu hissettirmesi için önemli bir etken. Sandığa gelsin, oyunu kullansın, tercihini yapsın. Ama şunu söylüyoruz tabii. Artık bir değişim gerekiyor. Sonuçta kişilerle herhangi bir problemimiz, hiç meselemiz yok. Bizim tek amacımız Trabzon, bu kenti nasıl ileriye taşırız, ileriye götürürüz? Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı tüccarın, sanayicinin sorunlarını nasıl çözen bir yönetim şeklinde çeviririz? Tek amacımız budur. Bu düşüncelerle bu seçimlerin odamıza, Trabzon Ticaret Sanayi Odası'na, Trabzon'umuza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Evet, bizler de başarılar diliyoruz Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Sevgili Sabri abicim, nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah, çok iyi. Allah da ayetsin. Sabri Yıldız, inşaat mühendisi, harita mühendisi. Dolayısıyla yıllardır memleketimize hizmet veren değerli bir büyüğümüzsünüz ki Sabri Yıldız kaç yıldır bu meslekte? 74'ten beri bu meslekteyim. 74 yani, yılından beri, 43 yıldır. 43 yani. Yıldır. Peki, nasıl geçti bu 43 yıl, neler yaptık? Ya benim için çok iyi geçti diyorum. Hı hı. Ben çünkü hayatı sevmek lazım. Hayatı iyi anlamak lazım. Bakın ben size şöyle bir düşünce ufkunuzu biraz genişletmek istiyorum. Bugünkü bilim kainatın yaşının en fazla 2 milyar olduğunu kabul ediyor. 2 milyar da bundan sonra olduğunu düşünelim. 4 milyarlık bir yaş var bu kainatın. Dünyamızın genişlikte 18 milyar ışık yılı deniyor. Demek ki şöyle bir düşünürsek kainat dediği şu kadar bir top kadar.
Evet. Zaman da kısa. Genişlik de gir. Cenab-ı Hak o kadar büyük ki, o kadar kudret sahibi ki. 2000'li yıllarda Faruk ve Safi'yi dünyaya getirdi. İnsan olarak yarattı. Evet. Ve dedi ki ben sizi en şerefli mahluk yarattım. En iyi olun. Biz hayatı iyi göremiyorsak o yüce yaradandan şüphemiz var demek. Çünkü evet. O kötü yaratmaz. Biz önce ona teslim olacağız. Evet. Ben o mantıkla yaşadım elhamdülillah. Allah da bunu bana lütfetti. Ben hayatı seviyorum. En rahat zamanım, çocuklarım çok güzel, iyi. Harçlığım olmadığı zaman, oğlum param yok, baba vekalet verdiler. Git bankada para al. Evet, çok güzel. Ama siz de onlar için çalıştınız. Belli bir yaşa getirdiniz onları. Siz babalığınızı yaptınız. Şimdi sıra onlarda. İnşallah. Onlar da bende ama ama para da duysalar bende, baba bize ver derler yani, onu da derler. Ama babalar hep verecek. Babalar hep verecek. Ne demişler? Bir baba 40 çocuğu bakmış, 40 çocuk bir babaya bakamamış. O doğrudur. Evet, aynen öyle. Babaların görevi farklıdır, gölgesi yeter. Şimdi gelelim iş hayatına. Ben size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Evet. Bundan 1-2 sene önce istatistikte bir genç geldi. Dedi, istatistik yapmak istiyorum. Buyurun dedim. Birkaç sorumuz var, sordular. Dedim, şimdi bitti mi? Bitti dedi. Ben şimdi sorayım dedim. Piyasayı, iş hayatını nasıl görüyorsunuz? Siz dolaşıyorsunuz dedim. Dedi ki 2012'den sonra şirketler hep batıyor. Peki sebebi nedir dedi. Dedi ki eğitim. Biraz açar mısınız dedi. Dedi ki şimdi gidiyorum üniversiteye. Bakıyorum gençler, çok affedersin, berduş. Bunlar doktor olur mu? Bunlar mühendis olur mu? Bunlar öğretmen olur mu? Ben diyorum dedi, kendi kendine olmaz. Orada dur dedi. Şimdi beni dinle dedim. Çünkü konuşma hakkı bana geçti. Şimdi onu bir el mühendis değil, öğretmen değil, doktor değil, yarış yaptı. O kendi kendine olmadı. Onu annesi, babası, ebeveyni 7 yaşında bizim okullarımıza teslim etti. Dedi ki iyi bir öğretmen olsun, iyi bir mühendis olsun, iyi bir doktor olsun. Önce dürüst olsun, doğru olsun. Peki devletimiz yaptı mı onu? Sen bana diyorsun yani bir arkadaş yaptı, o kendi kendine mi oldu? Şimdi ben onu üzülüyorum. Burada devletimiz bence çok daha etkili davranması lazım. Ben zaman zaman diyorum, ben çocuk mesela bir kızım Fatma Başlı okudu. Ordu Tıfa Gümnasını okuyor. Yatay geçiş için de Trabzon'a müracaat ettim. Orduya gitti, arıyor beni. Baba, benim işim oldu ama çok üzgünüm. Niye kızım? Baba, sen muhakkak torpil yaptın. Kızım, vallahi yapamadım. Yemin ettim bana. Yapamadım. Yapmak isterim ama yapamadım. Telefonu kapattı. Biraz sonra aradı. Baba, şimdi rahatladı. Eğer torpil yapsaydı ben yatay geçiş yapmayacak. Trabzon'a gelmeyecek. Evet. Bak şimdi Fatma Paşa Koleji'nin verdiği mantık. Burada üç kız arkadaş bir dershaneye gidiyor. Özgür dershanesi vardı. Müdürüne gittim. Dedi yok bu zamanda böyle çocuk nasıl yetiştirdiniz? Dedi biz değil. O bizim Fatma Paşa Koleji yetiştirdi. Bence demek ki orası bir örnek. Evet. Devlet, milliyetin bunu örnek alması lazım. Ondan sonra biraz önce bir gazetede okuyorum. Yok her yerde ahlak yozlaşması yok. Var. Var ama bunu yapan bir yer. Bu kendi kendine olmuyor. İnsanımız kendi kendine hırsız olmuyor. Şimdi laf lafa diyor. Hepimizi devlet belli bir yere sürüklüyor. Nedir? Millete bakıyor. Hep madde. Hep para. Ulan bırakın ya. Ama devlet o noktaya sürüklüyor. Niye? Millet borç batağına baktı, bankalara baktı. Ne yapacak şimdi? Hayır. Ben bile olsam belki hırsızlık yapacağım. İşin geleceğini konuşalım ya. Evet. Ben Allah'a derden bu kadar korktuğum halde ya o şeyde faiz haram, haramın haramı ya bir haram başka bir harama kapatmaya çalışacağız. Aynen öyle. Üzülüyorum ya. Şu memlekette bence fakirlik olmaması lazım. Çünkü her şeyimiz yeter. Evet. Şimdi zaman zaman diyorum, bu arada bir diyeyim onu da.
2400'üydü anlatayım bu olayda. Bir siyasi bir arkadaşla idaredeyiz. Dedi bana ki tartışmayalım. Tartışma iyi değil. Bir soru soracağım. Sor dedi. Fındık, o fındığı Fisko Birliği alıyor. O zaman Fisko Birliği 3 liradan alıyor. Dedim ki Fisko Birliği fındığı kuruttuk tarlamızda ki dedik Fisko Birliği'ye verir. Fisko Birliği bu fındığı hangi parayla alacak? Fark et, size aynı şeyi sorsam evet. Düşünün. O siyasi arkadaş dedi ki hazineden alacak. Peki beyefendi siz hazineye vergi verdiniz. Ben de götürdüm fındık verdim. Demez misiniz ki ben vergime karşılık altyapı isterim. Elektrik isterim, su isterim, doğalgaz isterim, göl isterim, şunu isterim, bunu isterim. Sabri'nin fındığını benim vergimle alamazsın. Doğrusu da. Peki bana dedi ne olacak? Tamam Haydar Baş dediğiniz mi? Onlar fevarenli. Ne dedim ya? Haydar Baş diyor ki fındık Allah'ın bize verdiği bir nimet. Buna karşılık para basmazsa bu ekonomide kacak olur. Peki devlet ne yaptı o zamana kadar? Dışarıdan kredi aldı. Krediyle fındığı ödemeye çalışıyor. Yok. Peki kredi aldığı yerin fındıkla bir ilgisi var mı? Fındığı kuruttu mu? Yeri onun mu? O mu harmanladı? O mu çuvalı koydu? Hiçbir şey yapmadı da kağıt olan parayı o niye gönderiyor? Evet. Ha, aynı parayı sen yapar. Haydar Baş o zaman demişti ki fındık 10 lira olacak. 3 liraya 10 lira. Efendim şurada terazi tartacak. Yan tarafta bezle. Sizce 10 lira da parasını alacak. Hakikaten aklen düşünün. En doğru yol bu. Efendim para basmak o kadar kolay mı? Para basmak şimdi deniyor ki bir 100 doların maliyeti bir kağıt. 2 kuruş. O kadar kolay olmazsa 2 kuruş o kadar ucuz olmazdı yani. 2 kuruş olduğuna gel deme o kadar kadar ucuz. 100 tane 100 doları Amerika bastığı zaman 10 bin dolar ediyor ve bizden 35 bin lira faizi alacağı oluyor. Ya bunu ey Türk milleti bir düşün yahu. Ya senin makine yok mu? Senin tarbaniye yok mu? Evet. Niye bu parayı sen basmıyorsun? Niye fındığın parasını sen basmıyorsun? Bir gayri eşneri gayrimüslimden basıyor bunu. Niye bunu düşünemiyoruz? Yol, sahil yolu malum hep dış krediyle yapıldı. Peki yine Haydar Baş Hoca diyor ki bu yolda neyle yapıyorsun bu? Kum, çimento, çakıl, kerez. Hangisi Amerika'dan geliyor? Hangisi Avrupa'dan? Hiçbiri gelmiyordu. Para oradan niye geliyor? Para niye oradan geliyor? Yani bu parayı sen niye basmıyorsun? Bak 2 kuruş, 100 lira maliyeti 2 kuruş. Bunu sen bas, bunu kağıdı nihayet yeşile kırmızıya boyatacaksın. Bunu Türk parası bassan ne olur? Şimdi bence şu memleket bilemiyorum çok daha güzel şeylere namzet olmalıdır. Evet. Ama niye yapılmıyor? Bana geliyor ki bu da şuurlu olarak bilerek ve bilmeyerek yapılıyor. Şimdi az önce son dakika haberlere bakıyorum. Allah Allah. Düşündüm ki mevcut hükümette birisini mi alırsam? Hiç doğru bir haberi. Şu şurada vurdu, öldü, şu şurada intihar etti, şu şunu öldürdü. Ya hiç efendim şurada şu fabrikanın açılışı yapıldı. Efendim şurada şu yolun açılışı yapıldı. Şurada iş yeri açıldı. Hiçbir tane okuyun orada belki var 50 tane 60 tane son dakika haberi bir tane yok. Üzülüyorum. Peki hükümet ne yapar ya? Hayır devlet ne yapar? Bu kadar milletvekiller ne yapar? Günah değil mi ya? Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı oluruz. Hayırlı günler, hayırlı meseleler. Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Gel, 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 gel
hicabını giyip bundan sonra hicab benim düğün benim der misin? Benim düğünde giydim Şirketimizin düzenlemiş olduğu 21. yılımıza özel 21 hediye çekiliş kampanyamızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Çekilişimiz Milli Piyango ve Noter huzurunda yapılacaktır. 21 hediyeden 1 adet anahtar teslim arabamız ve 20 adet hediyemiz vardır. Başlamadan önce sözü şirket sahibimiz Ekrem Çapkınoğlu'na bırakıyorum. Çok değerli Trabzonlu hemşerilerimiz ve çok kıymetli müşterilerimiz, Çapkınoğlu Vestel ailesi olarak geleneksel hale getirmiş olduğumuz geçen yıl Trabzonlu bir hemşerimize 0 kilometre bir araç kazandırdık. Bu yıl da bunu sürdürüyoruz. Bu vesileyle bu çekiliş öncesi bize güvenen tüm müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz ve biraz sonra çekilişi yapılacak olan aracın çıkacak olan tarihlinin, hemşerimizin bu aracı sağlıklı, huzurlu, iyi günlerde kullanmasını Cenab-ı Allah'tan nasip ediyor. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Sevgili Trabzonlu hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz. Milli Piyango Müdürü Ahmet Yılmaz'ım ben. Çapkınoğlu Ticaret Limited Şirketi'nin 1-5-2017, 31-8-2017 tarihleri arasında Trabzon ilinde bulunan 3 adet mağazasından kampanya süresi içerisinde toplamda 600 TL alışveriş yapan müşterilerine her 600 TL'ye bir çekiliş hakkı verilmek üzere kampanya düzenlenmiştir. Kampanyada alışveriş yapan müşterilere kupon ibrazı yapılmış. Kuponun bir nüshası doldurup isim, soy isim, adres, telefon numara eksiksiz olarak kutuya atan müşterilere çekilişe katılmaya hak kazanmıştır. Kuponlarda tüm bilgiler eksiksiz olmalıdır. Kazanan talihliler daha önce yazılı tebligat yapılıyordu. Son Milli Piyango'nun çıkarttığı bir tamimle beraber 20.09.2017 tarihinde Karadeniz İlk Haber Gazetesi'nde yapılan kazanan liste ilanı tebligat yerine geçerli olacaktır. Kampanyada talihliler arasında alışverişi iptali ve geçersiz olan, boş olan kuponlar iptal edilmiş, geçersiz olan. Bir kişiye birden fazla ikramiye kazanması halinde en büyük ikramiye geçerli olup diğer ikramiyeler için tekrar çekiliş yapılacaktır. İkramiye tesliminde fiş, fatura, ibrazı mecburidir. Şirket çalışanları ve 18 yaşından küçükler çekilişe katılamaz. Katılmış, kazanmış olsalar dahi ikramiye alamazlar. Sevgili hemşerilerim, çekilişte 5076 adet geçerli 5076 adet numara olup bunların 358 tanesi ürün iadesi bilgi eksikliğinden dolayı iptal edilmiş. Yani 4718 numara üzerinden çekiliş yapılacaktır. Çekiliş içi görünmeyen şu torbaların içerisine 1'den 9'a kadar numaralı pimpon topları atılarak çekilecektir. Birler hanesine arkadaşlar şunları koyalım. 0'dan 9'a kadar. Onlar hanesine 0'dan 9'a kadar. Yüzler hanesine 0'dan 9'a kadar. Noter Bey siz de kontrol edin topları öyle koyalım.
Arkadaşlar, bir tane küçük Binler Hanesi'ni sıfırdan beşe kadar. Arkadaşlar, atalım topları torbalara. Birden beşe kadar olan en başta kardeşim. Mikrofonumu oradan bana verin. Birden beşe kadar olan en başa. En başa. En başa. En başa. 10.000 lira. Evet. Şu en başa. Yok yok, şu taraf. Sağ ol. En başa. En başa. Arkadaşlar, bir tane torbayı getirin bana. Torbayı karıştırın dediğim zaman şöyle top tutmadan şöyle karıştırıyor. Okey, top tutmuyor. Çekerken hepimiz aynı anda çekiyoruz. Benim görebileceğim şekilde, noter beyin görebileceği şekilde, organizasyonun yetkili arkadaş göreceği şekilde tutacaksınız. Atın demeden topları atmıyoruz. Okey? Bir deneme çekilişi yapıyoruz. Torbaları karıştıralım. Deneme çekilişi yapıyoruz. Biraz daha böyle dönersek, böyle. Yüzünüz bize doğru. Biraz gay. Bu şey. Sevgili Çapkınoğlu'nun müşterileri, şu an 2016 model C3 Citroen otomobilin çekilişini yapıyoruz. Asıl talihliyi belirliyoruz. Çekiyoruz arkadaşlar. ...2889... Bekleyelim arkadaşlar. Atilla Gayretli... yok herhalde. Çekiyoruz arkadaşlar. ...4341... birinci kivi tarlası 4341. İknur Sıla Makas birinci talihimiz. Atıyoruz arkadaşlar. İkinci 102 ekran TV talihini seçiyoruz. Karıştırıp çekelim arkadaşlar. 5053 amuta kalkmış. 5053. Recep canım. Atıyoruz arkadaşlar. İkinci TV'ye çekiyoruz. Hayırlı olsun. Çekelim arkadaşlar. 1794. Berat Özbey. Atalım arkadaşlar. 1943. Arkadaşlar, bu tekrar Berat Özbey, bunu iptal ediyoruz. Tekrar çekiyoruz. Atalım arkadaşlar. Tekrar çekiyoruz. Çekiyoruz tekrar arkadaşlar. 4017. Hayri Yalçın. Çekelim arkadaşlar. 2546. İrem Özer Tüylü. Atalım arkadaşlar. Çekiyoruz arkadaşlar. 330. Abdullah Kanık. Atıyoruz arkadaşlar. Vestel Venüs cep telefonu. Kızım, dur, azıcık darlandım zaten. 921. Anne, hoş geldin.
Selim Naz. Selim Naz. Atalım arkadaşlar. Çekiyoruz arkadaşlar ikinci telefonu. 2069. Emel beklemiş. Telefonu. Çekelim arkadaşlar. 2232. Miraç Kurt. Altıncı telefonu çekiyoruz arkadaşlar. Çekelim arkadaşlar. 1077. Mustafa Özmen. Atalım arkadaşlar. Yedinci telefon. Çekelim arkadaşlar. 54. Sade 54. Var mı doksan? Osman Saykır. Saykı. Osman Saykı. Çekelim arkadaşlar. Atıp çekelim. Çekiyoruz. 1816. Mehmet Ekenek. Dokuzuncu telefonu çekiyoruz. Atalım arkadaşlar. Çekiyoruz arkadaşlar. 1227. Arkadaşlar bu ikramiye çıkan bir kardeşimiz atıyoruz. Tekrar çekiyoruz. Çekiyoruz arkadaşlar. 90. Barba 90 bu. Asiye Delibaş. 10. telefonu çekiyoruz arkadaşlar. Çekelim arkadaşlar. 5034. İktur Sılamak kısmına yine çıktı. Atıyoruz arkadaşlar. Çekiyoruz tekrar arkadaşlar. 1558. Ali Terzi. Atıyoruz arkadaşlar. 2207. Hasan Altıntaş. Atıyoruz arkadaşlar. Onlarda da çakışma olmasın çocuklar. Çekiyoruz arkadaşlar. Televizyonun birinci yedek. Olmadı. 5096 olmadı. Atıyoruz arkadaşlar. Çekelim. 2036. Fethi Aydın. Atalım arkadaşlar.